Logoterim içerisindeki menülerde bazı görünüm varyantları yer alır. Örneğin teklifler menüsünün üst bölümünde onayın bekleyen teklifler, aksiyon bekleyen teklifler gibi farklı görünüm varyantları bulunur ve kayıtları filtreler. Bunlardan bir diğeri ise Kanban görünümüdür. Kanban görünümünde de aşamalara göre kayıt listesini görürsünüz ama Kanban üzerinde farklı aksiyonlar alınabilmektedir. Nedir bu aksiyonlar? Tekrar tekliflere dönüp 9 ID ile teklifin içerisine giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi aşama kısmı müşteriden dönüş bekleniyor olarak gözüküyor. Yeniden Kanban görünümüne dönüp 9 ID ile teklifi sürükle bırak yöntemiyle teklif tamamlandı aşamasına çekiyorum. Burada birden fazla teklif için dilerseniz aksiyon alabilirsiniz. Yeniden teklifler görünümüne ulaştığım zaman 9 ID ile teklife girdiğimde aşama kısmının teklif tamamlandı olarak değiştiğini görebiliyorum. Kanban görünümündeki özelleştirmeler için tanımlar altında diğerin altında da Kanban genel ayarları menüsü yer alır. Mevcut durumda nesne olarak sadece teklif, kolon tipi olarak da sadece aşama yer alıyor bu faz üzerinde. İlerleyen geliştirmeleri sürüm duyurularımızda takip edebilirsiniz. Kayıtların filtrelenmesi için biz firmanın boş olmadığı ve tarihin boş olmadığı kayıtları filtreledik aslında. Dilerseniz siz burada farklı operatörler kullanarak örneğin yılbaşını seçip bu yıl içerisindeki kayıtları listeleyebilirsiniz sadece. İsterseniz burada aylık olarak sadece içinde bulunduğunuz ayın kayıtlarını da görüntüleyebilirsiniz. Büyük küçük dışında farklı tarih operatörleri de yer alır. Bu hafta, bu ay, bu çeyrek gibi. Dilerseniz buradan da tarih operatörü belirleyebilirsiniz. Bunun dışında kaç tane kayıt görüntülenmesi gerekir? Maksimum kayıt sayısını belirleyebiliyorsunuz. Sıralama için tıkladığınızda teklifin bütün alanları gelir. Buradan istediğiniz herhangi bir alanı seçip artan ya da azalan şeklinde sıralama yöntemini değiştirebilirsiniz. Biz standart olarak ID'ye göre sıraladık. Aynı zamanda panel özellikleri içerisinde de aslında Kanban görünümüne ait kolonları görüyorsunuz. Tekrar Kanban görünümüne ulaştığımız zaman gördüğünüz gibi solda ID, firma ve satış temsilcisi, sağda da tarih ve tutar kısmı yer alıyor. Buraya dilerseniz yeni bir kolon ekleme işlemi yapabilirsiniz. Kanban genel ayarlarına tekrar dönüp yeni panel özelliği ekliyorum. Örneğin teklifteki firmanın yani proposal firm'ı seçip şehrini getirelim. Alt alanda da yukarıda firmayı seçtiğim için firma alanlarım geldi. City of Main adresi seçip kaydı ekliyorum ve kaydet kapattıktan sonra Kanban görünümüne geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi firmanın hemen üzerinde firmanın adresinde yer alan yani fatura adresinde yer alan şehri görebiliyorum. Siz de bu şekilde Kanban görünümünü özelleştirebilirsiniz.